1737 yılında birbirine aşık olan iki insan Paris'te evlenirler. Çiftin isimleri Anne Alexandrine de Montchenna ve Samuel Dupont'tur. Atılan bu küçük adım ileride dünyayı etkisi altına alacak bir ailenin toprağa ektiği ilk tohumdur. Öyle ki bu aile ileride her evde 3 eseri olacak kadar büyür. Kimyasal ham maddenin %80'ini elinde bulundurur. Bu evlilikten 1939 yılında Pierre Samuel Dupont isminde bir erkek evlat dünyaya gelir. Samuel Dupont yaşıtlarından daha zeki bir çocuktur. Henüz 12 yaşındayken Yunanca ve Latince'yi ana dili gibi konuşur. Okuldaki en parlak öğrencilerden biri olur. 1955 yılına gelindiğinde Samuel için işler bir anda değişmeye başlar. O yıl kaybettiği annesinin acısı onu fazlasıyla etkiler. Üzerine bir de babasının uyguladığı şiddet eklenince Samuel'in hayatında bir anda kara bulutlar belirir. Babasından gördüğü şiddete bir müddet sonra dayanamaz ve dayısı olan Pierre de Montchamp'ın yanına sığınır. Dayısı bir saatçidir ve onu himayesi altına alıp çalıştırmaya başlar. Çalıştığı bu saatçide tüm hayatını değiştirecek olan dönüm noktaları yaşayacaktır. Burada Fransız Mason Locası mensupları tarafından keşfedilir ve birçok karanlık örgüte dahil edilir. Örgütün istediği bir kadınla evlenir. Yaptığı evlilikle birlikte tam 12 tane çocuğu olur. 12'si de erkektir. 12 oğlundan bir tanesi de ileride dünya düzenine yön verecek olan Eleuthère Irénée Dupont'tur. O dönem Irénée Dupont, modern kimyanın babası olarak bilinen Antoine Lavoisier'in asistanı olarak çalışmaktadır. 1789 yılına gelindiğinde Fransız devrimi yaşanır ve Fransa karışır. Birçok isim bu evrede idam edilir. İdam edilenlerden bir tanesi de Antoine Lavoisier olur. Bazı kaynaklara göre bu idamda yardımcısı Irénée Dupont'un büyük etkisi vardır. Antoine Lavoisier'i giyotinin altına Irénée Dupont itmiştir. 51 yaşındaki Antoine Lavoisier idam edilmesine saatler kala kitap okuyordur. Cellat onu giyotine götürmek için geldiğinde nerede kaldığını unutmamak için kitabın arasına bir ayraç koyar ve öyle idama gider. Irénée Dupont, Lavoisier öldükten sonra içinde gelişmiş barutun formülü de dahil olmak üzere birçok kimya formülü bulunan Lavoisier'in kitabını ele geçirir. Bu kitap ileride ailenin işine çok yarayacaktır. Bir müddet sonra Dupont ailesi Amerika'ya göç etti. Mason grupları Dupont'lara Amerika'da birçok kapı açtı. Pierre Samuel, General Thomas Jefferson ile çok yakın ilişkiler içerisine girip rant sağlamaya başladı. İlerleyen zamanlarda Jefferson Amerika'nın başkanı oldu ve Amerika'nın barut ihtiyacını karşılaması için tüm yetkileri Dupont ailesine verdi. Irénée Dupont'un kimya hakkında elde ettikleri derin sırlar da burada devreye girdi ve Dupont ailesi bu sektöre yoğunlaştı. 19. yüzyılda dünyanın en kaliteli barutu Dupont ailesindeydi. O dönem Amerika, Kuzey Afrika'da yürüttüğü savaşta başarılar elde ediyordu. Bu başarılarda Dupont ailesinin barutları çok önemli bir yer tutuyordu. Bu sırada Dupont ailesi Benjamin Franklin ile de ilişkilerini güçlendirdi. Benjamin Franklin 1776'da Fransa'ya gittiğinde Dupont ailesiyle görüşmeler yaptı. Bu olayın akabinde Dupont ailesi dünyanın en büyük barut fabrikasını kurdu. Bu gelişmeyle birlikte Dupont ailesinin Fransa'da bulunan üyeleri hızla Amerika'ya göç etmeye başladı. Bir kısmı bankacı, bir kısmı hükümet kanadında çeşitli görevler aldı. 20. yüzyılın başlarında bilimsel çalışmalar yapmak için ilk deney istasyonunu kurdular. Bu tesis Dupont ailesinin ilk bilimsel merkeziydi ve burada neoprin, naylon ve lycra gibi önemli buluşlara imza attılar. 1. Dünya Savaşı'nda kullanılan barutun yaklaşık %40'ını Dupont şirketi tek başına üretti. Adeta tüm dünyaya barut sattılar ve güçlerine güç kattılar. Diğer büyük aileler gibi Dupont'lar da kaostan ve savaştan çok büyük paralar kazandılar. İnsanların acı feryatları onlara para olarak geri döndü. Dupont ailesi hiç durmadan büyümeye devam etti. Hanedanlığın 3. kuşağı Bas Henry lakaplı Henry Dupont 38 yaşındayken Dupont'ların başına geçti. Çok otoriter bir liderdi. Ölene kadar serveti arttırmayı başardı. Öldükten sonra Alfred Dupont, 2. Pierre Samuel Dupont ve Thomas Calmon Dupont şirketin fabrikalarını modern teknolojilerle harmanlayarak yönetmeye devam ettiler. Şirketler bu evrede de başarılı bir ilerleme kaydetti. 2. Dünya Savaşı sırasında Dupont ailesi hatalı hesaplamalar sonucunda devlete fazladan 9 milyon dolar vergi ödedi. Bu para geri alınamayınca Dupont'lar General Motors'a ortak yapıldı.
Savaş sırasında Almanların gizli kimyasal formüllerini ele geçiren Amerika, bu konuda donanım sahibi olan DuPont ailesine bu formülleri verdi ve DuPont ailesinin formüllerin patentini de almasını sağladı. Baruttan öteye gidemeyen DuPont'lar için bu inanılmaz bir nimetti. Bu gelişme DuPont ailesine kimya krallığının anahtarını vermişti. Bu andan itibaren DuPont ailesi kırılmaz cam, boya, suni ipek, naylon boya, lastik, ilaç gibi sektörlerde boy göstermeye başladı ve büyük atılımlarla sektördeki krallığını ilan etti. Teflonu bularak piyasaya sürdü. Teflon önce silah sanayisinde, daha sonra ise bomba yapımında kullanıldı. Bomba yapımında uranyum zenginleştirmesi yapılırken gaz halindeki ham madde contaları eritiyordu. Teflon bu aşamada devreye girdi ve conta yapımında kullanıldı. Gizli yürütülen bir proje olduğundan maddeye teflon yerine K416 ismi verildi. Teflon bomba ve patlayıcı gibi birçok silah için kullanıldı. 24 Eylül 1944'te Amerika Japonya'ya attığı bombalarda istediği etkiye ulaşamıyordu. DuPont şirketi bombanın içine jel katarak etkisini arttırdı ve bombanın her yere sıçrayıp yapışmasını ve böylelikle temas ettiği her yeri eriterek yakmasını sağladı. Napalm bombasının icadında yine DuPont ailesinin parmağı vardır. ...1945 yılına gelindiğinde İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Bu noktada DuPont ailesi teflonu insanların kullanabileceği bir teknolojiye dönüştürme hedefliyordu. Bunun için teflon tencerede dahil olmak üzere birçok atılım yaptılar. Savaş sırasında teflona şekil verme ve metal yüzeyleri teflonla kaplama gibi geliştirmeler yapılmıştı. Hatta astronot elbiselerinde bile teflon kullanıldığı bilinmekteydi. Amerika'daki ekmek fırınlarında DuPont'lara ait teflondan yapılmış kalıplar kullanılıyordu. 1953'te bu kalıplar reklamlarda yer almaya başlayınca halkın epey bir ilgisini çekti. O yıllarda pek ilgi görmeyen bir ürün olan teflon tencere, dönemin ünlü bir simasının teflon alırken çekilen fotoğrafının basına servis edilmesiyle birlikte satış patlaması gerçekleştirdi. Önce Amerika'da, daha sonra da tüm dünyada popüler oldu. Böylelikle DuPont ailesi dünyanın en büyük ikinci kimya şirketi olduğunu göğsünü gere gere tüm dünyaya açıklıyordu. BASF'in hemen arkasında ismini ikinci sıraya yazdırdı. Daha sonra teflon içindeki bir maddenin toksik olduğu ve kanseri yol açtığı ispatlanınca DuPont ailesi tazminat ödemeye mahkum bırakılmıştır. Bu olay DuPont'ları biraz sallasa da yıkamamıştır. Sonraki süreçte DuPont şirketleri her eve sahip olduğu en az 3 çeşit ürünü sokmayı başarmıştır. Barut başta olmak üzere birçok patlayıcı maddede dünyanın bir numaralı ve tek şirketi konumuna gelmişlerdir. DuPont ailesinin karanlık yüzlerinden birisi de yürüttükleri uyuşturucu ticaretindeki etkinlikleridir. Tıpkı Rockefeller, Astor ve Freeman ailelerinde olduğu gibi DuPont ailesi de uyuşturucu sektöründen büyük paralar elde etmişlerdir. DuPont ailesi 2. Dünya Savaşı devam ederken Hitler askeri mühimmat yardımı yapmış, ilk atom bombası üretiminde etkin bir görev almıştır. Ulaştıkları finansal konum sayesinde Amerikan Kimya Kurulu, Dünya Ekonomik Forumu, Amerikan Petrol Enstitüsü ve nice kuruluşlarda yaptıkları yatırımlar sebebiyle söz sahibi olmuşlardır. Lobi faaliyetlerini sıkı tutmak her zaman öncelikleri olmuştur. Bu uğurda 1998-2004 yılları arasında lobi faaliyetleri için büyük paralar harcamışlardır. Ailenin önde gelen isimlerinden Pierre Pitt DuPont, 1977-1985 yılları arasında Delaware valisi olarak görev almış, 1988'de başkanlık yarışlarına girmiştir. DuPont ailesi siyasette her zaman akılcı politikalar izledi. Hem demokratlara hem de cumhuriyetçilere destek verip bağışlar yaptı. Bu sayede ülke yönetiminde etkisi olan ve sadece elit kesimin girebildiği birçok konseye girdiler. Diğer dünyayı yöneten ailelerde olduğu gibi DuPont ailesinde de satanizm faaliyetleri görülmüştür. DuPont'larda akraba evliliğinin çok sık olması buna en iyi örnektir. Satanizmin en üst tabakasında saf kan bağının önemi büyüktür. O kült ve gizli güçlerin kanla geçtiğine inanırlar. DuPont ailesi evlatlarını sadece Ball ve Gardner ailelerinin fertleriyle evlendirmişlerdir. Bu ailelerin ortak özelliği Illuminati ve Satanizme olan bağlılıklarıdır. DuPont'lar şu an 3500 civarı aile olarak dünyaya yayılmışlardır. Şu anda en büyük hedefleri Suudi petrol şirketi Aramco'nun ve Abu Dhabi petrollerinin sahibi olmak.
büyük bir kesime göre Yahudi Rothschild ve Katolik DuPont rekabet halinde. İki aile de birbirlerine telafisi olmayan zararlar vermek için uğraşıyor. Bunların doğruluğu tartışılır ama bu ailelerin dünyaya verdiği büyük zarar yadsınamaz bir gerçek.